ki efendim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede Özgür Suriye ordusu askerleriyle birlikte hareket etmesi bir nasıl karşılıyorsunuz? Faydasını görüyoruz. Bakın faydası oluyor değil çok mi? Çok faydası oluyor. Yani, eleştirenler de var ama. Yani eleştiren var ama işte savaşmayanlar eleştirir. Evet. Siz savaşmazsanız. Bölgeyi bilmezseniz. Savaşta, şimdi bakın çok basit alternatifler şunlardır. Eğer siz onu kendi emrinizde savaş cephesinde değerlendirmezseniz o Amerika'nın emrinde size karşı savaşır. Bakın ÖSO için. Zaten ÖSO birkaç tane ÖSO var ama diyelim Türkiye'nin Türk ordusunun komuta ettiği ÖSO siz eğer onu ona komanda etmezseniz, onu PKK'nın üzerine sürmezseniz ve onu kontrol etmekten vazgeçerseniz onu karşınızda PKK ile birlikte Türk askerine karşı savaşırken görürsün. Evet. Ben ÖSO'yu beğenmiyorum bilmem ne falan filan. Peki ama savaşmıyorsun. Şunu mu istiyorsun? Gelsin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mermi mi sıksın? Karşısına mı dikilsin? Yani sırtında yumurta küfesi yok. Ondan sonra sorumluluk yok. Bir şey yok. Ciddiyet yok. Sonuç itibariyle ne yapmış oluyor Türk Silahlı Kuvvetleri? Amerika'nın kontrolünde olan bir gücü Amerika'nın elinden aldı. Kendi kontrolüne ve PKK'nın üzerine sürdü. Ve Fırat Kalkanı'nda da ÖSO'daki savaşan unsurların önemli bir kısmı Suriye ordusuna katıldı. Şimdi o bugün de yapacakları başka bir şey yok. Yani bir süre sonra ne olacak? Oralarda PKK temizlendikten sonra ÖSO kuvvetleri için tek yapılacak şey kalacak. Suriye ile belki onlara bir af çıkartmak için anlaşmalar olur. Yani mesela Vatan Partisi yönettiği zaman Suriye diyecek ki arkadaş bak bunlar artık Amerika'ya karşı savaştılar, PKK'ya teröre karşı savaştılar, IŞİD'e karşı da savaştılar. Sen bunları affet. Onlar da senin bünyen içinde yerini isyancılığı bıraksınlar. Evet. Yani bunları akıllı bir hükümet, Vatan Partisi gibi bir hükümet Türkiye'de sağlar ve ÖSO diye bir şey kalmaz. Suriye güçlenir. Aynı zamanda ÖSO güçlerinin de affedileceği bir ortam sağlanır.